Şimdi devlet üretici şirketlerden, üretim santrallarından elektriği onları teşvik etmek için kilovatı 5,5 sentten alıyor. 5,5 sent. Dönüyor dağıtım şirketine 2,35 sentten satıyor kilovatını. 3,15 sent zararına satıyor her kilovatta. Diyeceksiniz ki bana devlet vatandaşı ucuz elektrik vermek için satıyor bunu. Hayır. O dağıtım şirketi 2,35'ten aldığı elektriği ey Şaban Bey sevgili kardeşim sana vatandaş olarak 11,5 sentten faturalıyor. Kar marjı %400. Bu ne demek biliyor musunuz Şaban Bey? 5,5 milyar dolar senede bu 21 şirketin cebine vatandaşın cebinden alınan para sokuluyor. 60 milyar kilowatt saatte 5,5 milyar dolar senede. Bu şirketlerin toplamı 12,5 milyar dolara özelleştirildi. 2 senede karını çıkartıyor. Bütün yatırımını çıkartıyor. Sermayesi yoktu bu şirketlerin bunları alacak. Yurt dışından krediyle aldılar. Sözleşmede de belli maddeler kondu. Belli karlılık oranları kondu. Bunların içinde enerji bakanlarının hepsi burasına kadar içinde. Bu şirketlerin bakanlıkta, EPDK'da her yerde lobicileri var. Her yerde adamları var. Vatandaş 5,5 milyar dolarlık kazıklanıyor senede. Şimdi gelelim kimler? Bu 60 milyar kilowatt saatte aslan payı kime gidiyor? İnanır mısınız 21 şirketin? Siz şimdi 21 şirket deyince zannediyorsunuz ki 21 tane sahibi var. Hayır. Bazı gruplar, bazı aileler 3-4 tanesinin sahibi. Öyle mi? Ben hakikaten de ben 21 ayrı kişi. ya. 5,5 milyar doların, Şaban Beyciğim, 4,5 milyar doları 6 tane aileye gidiyor. 6 gruba gidiyor. Bütün bu şeması bende var. Bunların hepsi devletin resmi web sitelerinde olan bilgiler. Önemli olan siz muhalefet olarak işinizi yapıyor musunuz? Siz bakmanız gereken yere bakıyor musunuz? Okumanız gereken bilgiyi okuyor musunuz? Bunların hiçbiri gizli bilgi değil. Hepsi kamuya açık bilgiler. Bunlar tamamen işini yapan genç partili arkadaşlarımın topladığı kamuya açık bilgilerdir. Ama biz nereye bakmamız gerektiğini biliyoruz. Bu 5,5 milyar dolar vurgun içinde en büyük pay. Birinci sırada Dicle Elektrik, Exim Holding 1,239 milyar dolar. Kimdir bu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın prensi Tivnikli ailesine ait şirket. Vatandaşın cebinden. Hemen arkasından Enerji Sağ ve Sabancı ailesi ve Sabancı Holding geliyor. 1,142 yani 1 milyar 140 milyon diyebilirsiniz. 3 şirket Enerji Sağ Başkent, Enerji Sağ Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ, Enerji Sağ Toros'ta. Toplamı 1 milyar 140 milyon dolar vatandaşın cebinden Sabancı ailesine ve Enerji Sağ'a gidiyor. Arkasından birisi daha geliyor. Bu da tanıdık bir isim. 4 tane dağıtım şirketinin sahibi. Tanıdık. Cengiz Holding. Cengiz Holding. Bildiğimiz Cengiz Holding. 1 milyar 75 milyon dolar. Yılda. Yılda. Düzelteyim. Cengiz Holding ve Colin Holding ortaklar burada. Sonra geliyoruz 4 numaraya. 4 numarada daha enteresan bir isim var. Bu tamamen Sayın Damat Bakanımızın yakınları. Aydem Holding. Bunlar daha ufak bir rakamda 600 milyon dolar civarında. 595 milyon dolar. Sonra yine tanıdık bir isim geliyor. 270 milyon dolarla. Muhterem Futbol Federasyonu Başkanı Limak Holding'i geliyor. Nihat Özdemir 270 milyon dolar. Sonra Çalık Holding geliyor. İki şirketle. Limak bir şirketle. Çalık Holding iki şirketle geliyor. 230 milyon dolar alıyor. Sonra dediğim gibi işte Sakarya Elektrik var. Akköklerin. Zorlu var. 150 milyon. 200 milyonla Türkerler Holding var. Kazancı Holding var. 175 milyonla. Ama dediğim gibi 6 tane aileye baktığınızda, 6 grubu topladığınızda 5,5 milyar doların 4,5 milyar doları bu 6 kişiye gidiyor. Türkiye niye soyuluyorsun? Anlıyor musun şimdi nasıl soyulduğunu? Sen vatandaşın tost makinesini çalıştıramıyorsun büfede, evinde elektrik sobasını yakamıyorsun. Bu adamlar seni göz göre göre soyuyorlar. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Şimdi bakın. Bunların hepsinin gerek iktidar ittifakında gerek muhalefet ittifakında adamları var. Lobicileri var. Bu paralara istediğinizi bağlarsınız. Bunu bu vatandaş unutmayacak ve affetmeyecek. İnsanlara bu kadar ızdırap çektirilmez. Peki. Bu altı aileye de gözünüz doysun demek lazım.